Evet, bugünkü karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Hafta başından itibaren de bunun önemini vurgulayarak hazırlandık. Ama bugün olduğu gibi hafta içerisinde de çok fazla şanslı bir süreç geçirmedik. Fofana'nın son iki idmana çıkmaması, maç saatine kadar oynayıp oynamaması belli olmaması. Akabinde maça başladıkta ikinci kalecimizin hafta içerisinde geçirmiş olduğu bir rahatsızlık vardı. Ondan dolayı bugün de kadroya alamadık. Ve maça başladıktan sonra da maçın ilk dakikalarında Alaaddin'in yaşamış olduğu bir sakatlık ve zorunlu bir değişiklik. Ondan sonraki süreçte maçı gayet dengeli giderken hatta Fofana ile çok net yakalamış olduğumuz bir pozisyon var. Değerlendiremedik. Eğer değerlendirmiş olsaydık eminim maç değişik şekil alırdı. Bugünkü yaşamış olduğumuz üzüntüyü ve sonucu almamış olurduk. Dengeli giden bir karşılaşmada zaman zaman etkili olduk. Özellikle 18 içerisine kadar gelen topları, son vuruşlarımız, işte Fofana'nın yapmış olduğu orta, Hasan'ın Yasin'e çıkartmış olduğu top tam vuramamış. Yani topun biraz şiddetinin artması, çok futbol adına şanslı bir gün geçirdiğimizi söyleyemem o ana kadar. Ve akabinde 38. dakikada kalecimizin yemiş olduğu kırmızı kart. Devre arasına kadar açıkçası yapmış olduğumuz, yani devre arasında yapmış olduğumuz anda zaten kafamızda vardı kırmızı karttan sonra. Ne yapmayı da düşünüyorduk ama 1-0 içeriye yenik düşerek girmek, tabii 10 kişi kaldığınız zaman bir demoralize oldu takımımız ama devre arasında yapmış olduğumuz oyuncularımızla tabii saha içerisindeki taktiksel varyasyonları ikinci devrede gayet olumlu bir şekilde uyguladık. Hatta yine iyi bir pozisyon yakaladık. Maalesef onu da değerlendiremedik. Çünkü eğer değerlendirmiş olsaydık beraberliği yakalayacaktık. Otomatikman takımımızın motivasyonu daha çok artacaktı. 1-0'dan sonra ister istemez daha riskli, biraz daha önde basaraktan, biraz daha risk alaraktan oynamak zorundaydık. Ve yemiş olduğumuz ikinci gol takımımızın motivasyonunu biraz daha azalttı. Yani işin özeti şöyle özetleyebilirim kısacası. Çünkü pozisyon gittiğim zaman biz rakibimizden daha az pozisyona girmedik. Daha iyi pozisyonlara girdiğimizi söyleyebilirim ama burada hava şartlarının, stadın bulunmuş olduğu veyahut da ortam bizim alışık olmadığımız bir ortam. Rüzgarın çok alması, rakip takımın bu oyunu oynamaya alışık olması, bizim maalesef bu tür oyunları oynamaya alışık olmadık çünkü hava şartları da etkenlerden bir tanesiydi bugün. Ama ben takımın vermiş olduğu, özellikle 10 kişi kaldığımızda vermiş olduğu saha içerisindeki mücadele, özveri, halen daha gol aramayı, gol atmayı ve beraberliği yakalamayı 2-1'deyken gayet olumlu buluyorum ve olumlu gördüm. Önemli bir avantajı kaçırdık bugün. Çünkü galip gelmiş olsaydık ilk iki için hesapları yapacaktık. Ama 3 hafta önce de bu ikilik için hesapları yapmıyorduk. Yani 3 hafta sonra ne olacağı yine hep birlikte göreceğiz. 11 tane daha karşılaşma var. Ve bu 11 karşılaşmanın içerisinde ilk 6 içerisinde olan takımlar var. Bunlar 5-6 tanesiyle direkt oynayacağız. Ve bu karşılaşmadaki alacağımız sonuçlar bizim ilk 6 içerisinde sıralamamızı belirleyecek. Biz ilk 6 içerisinde olacağız. Yani bunu hep geldiğimde de söyledim. Halen daha iddialıyım bu konuda da. Ama bazen iyi oynayıp kaybettiğiniz veya hak etmediğiniz mağlubiyetleri de bugün olduğu gibi alabiliyorsunuz. Bir an önce oyuncularımızı tekrar cumartesi oynayacağımız karşılaşmaya motive edip içeride oynayacağımız Menemen karşılaşmasında alacağımız galibiyetle tekrar yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.